Hayırlı cumalar hepinize. Marketten geliyorum. Başka nereden gelebilirim? Bir iki eksik vardı. A101'e çıktım. Onları aldım geldim. Hatta BİM'e de uğrayacaktım. Bugün aktüel günü biliyorsunuz. Cuma öğle arasına girmişler. Cuma olduğu için namaza gidiyorlar personelleri. Onlar kapatıyorlar öğlen vaktinde. Neyse ben de 101'den alacaklarımı aldım. Hatta şu düzenleyicilerden aldım. Kendi evim için. İlla ki bana lazım olacaktır. Son 3 tane kalmış. Onları aldım. Bir tane de su şişesi aldım cam olanlardan. Onu da eve gidince gösteririm artık. Öyle. Sabahtan beri Rıza'yla temizlik yapıyoruz. O süpürdü, ben sildim. Sonra tuvalet lavaboları hallettim. İki makine çamaşır yıkandı. Onları astık. İşlerimizi ayarladık işte, yani yapılacak işleri. Bugün izinli, yarın işbaşı yapacak Rıza. Allah'tan dinlenmeye şansı oldu. Gerçi biz sabah yine erken kalktık. Dur, 7.30'da kalktığı için. Kahvaltıdan sonra da artık işe güce birlikte daldık. İyi oldu. Şimdi ne yapacağım? Yemek yapacağım. Mercimek çorbası koyacaktım. Baktım patates kalmamış. Hem onu alayım dedim, hem eksikleri alayım dedim. Et çıkardık. Komşular sağ olsunlar, biz yokken et getirmişler. Babam da onları buzluğa koymuş, kurban etlerini. Ondan biraz çıkardık. Soteleyeceğiz. Yanına da pilavla mercimek çorbası yapayım dedim. Günün menülerine başladık. Orada hazır yedik, içtik. Hayat kaldığı yerden devam ediyor. Düzenleyiciler bunlar. İki tane uzun aldım. Bir tane şöyle geniş aldım. Zaten üç tane kalmış orada. Bir tane de şöyle su şişesi aldım ama bundan bir tane daha alacağım. Bunlar iyi oluyor dolaba koyarken. Bunları şimdi hiç ellemiyorum. Diğer eve getireceğim çünkü. Şöyle dursunlar. Birazdan zaten oraya bir şeyler getirecektim. Oraya bırakırım. Duru Hanım'ı uyuttum, evime geldim. Malzemeleri bırakacağım buraya, aldıklarımı. Buraya koyacaklarımı koydum. Kayınpeder elektrik açıldıktan sonra lambaları da kontrol etmiş. Ona bakayım dedi. Aynen, avizeler yanıyor. Bir sıkıntı yok, odalara da bakacağım şimdi. Burada biz temizliğe başlayacağız ama daha zaman var. Ledler yanıyor mu? Ledler yanıyor, aynen. Değiştirmeye gerek yok. Mutfağa bakalım. Aynen, mutfakta yanıyor. Işıklı da bir tuhafıma gitti. Bir daha bakayım. Özlem'in gönderdiklerini koydum buraya. Böyle bunları yollamıştı bana biliyorsunuz. Bunları da getirdim. Evde dedim duru kırar mırar. Elleyip duruyorlar kolileri. Bir iki koli daha gelecek. Bunları da şimdilik buraya koydum. İçeride de kolilerimiz var. Bu mutfak iyice bir temizlenecek. Çok kirli kullanmışlar mutfağı gerçekten. Böyle çekmeceleri havalansın diye hepsini çıkardım ama mutfak bayağı pis. Buralarda bir günlük işim var. Gerçekten bir günümü alır burası yani. Bakalım. Azra Hanım'ın lambası da yanınca böyle. Burası da bayağı aydınlık oldu yakınca. Işıklar güzelmiş valla. Bir tane koliyi buraya koydum. Yemek takımım burada zaten. Bunda da yine ıvır zıvırlarım var. Böyle saklama kapları. Altta hep şeyler var. Kırılacak şeyler. Burada çaydanlık var. Öyle bakalım. Neyse gidiyorum artık. Saat 3.30 geçti. Karnımız iyice acıktı. Kayınvalidemle ikimiz mutfağa girdik. Yemek işini hallettik arkadaşlar. Hemen mercimek çorbası yaptım, çektim. Pilavını hazırladım. Kayınvalidem de etle uğraşıyor. Deminden beri sotesini yapıyor. Pilavımız da pişti. Bu da biraz daha piştikten sonra balkonda bir karnımızı doyuracağız artık. Hepimiz bayağı acıktık çünkü. Kabuğunu da keselim buz gibi. Oh, afiyet olsun. Durucum uykudan uyandı. Acıktın mı sen? Anne ya. Sucuk suydu. Çok... Ben üstünü anne, değiştirdim. Anne. He kızım. Acıktın mı sen? Gel, ne istiyorsun? Ay, ay, sus.
çorba istiyor ablası. Ablası çorba istiyor. Kızım uykuda terlemiş. Anne, ablası da tulumunu değiştirmiş. Anne, Azra çorba verecekmiş sana. Ablalık yapıyor Azra sana. Ay ablası çorba getirsin. Azra üstünü mü değiştirdi? Bir daha söyle bakayım. Sen ne güzel konuşuyorsun. Çamaşırları dağıtma gel. Çamaşırların birazını da böyle askıya astık, birazını ipe astık. Çünkü iki makine yıkadık bugün. Hadi sofrayı kuralım artık. Oo Azroş, kardeşine çorba servisi yapıyorsun. Su mu getiriyor? Su mu istiyor? Tamam, ekmek de doğrayalım ona. Bizi beklemeyeceksin demek. Hadi ekmeğini doğra. Hadi ekmeğini doğra kızım. Su abla getiriyor, getiriyor. Soğusun, tamam soğusun. Ha? Su da geldi. Bak doğrayayım ben sana. Ay ablalık yapıyormuş benim kızım. Büyümüş. Kardeşini doyuruyormuş. Üstünü değiştiriyormuş. Değil mi? Azra? Üfle, tamam mıdır sıcak? Azra'nın şey durunun aklı iyi ki doğduğunda kaldı hala. Tamam al ye. Soğumuş. Ne istiyor? Bak yedireyim sana, bak uçak geliyor filmde, hadi. İkinize de tekrar bakalım. Biraz daha pişmesi lazım şöyle domateslerin falan. Sarımsak kokusu beni valla oh mis gibi nasıl cezbediyor. Ben bayılıyorum böyle etin tavuğun içinde sarımsağı. Biraz da soğuk kavun keseceğim. Karpuz alacaktım şoktan, unuttum. Akşam karpuz alayım. Allah bu yaz bir karpuz yedim, bir karpuz yedim. Hala daha yiyesim geliyor. Yemeğimizi yedik, bulaşığı da hallettim, çay demleyecektim. Rıza bir iki saat sonra içeriz dedi. O zaman dedim kendime bir keyif kahvesi yapıyorum. Sabahtan beri hiç içmedim zaten. Nasıl köpüklü yapıyorsunuz diyorsunuz ya. Bakın tezgahta böyle sadece karıştırıyorum. Anne böyle ekliyor. Yine bir şeyler istiyor. Ne diyordum kız, bir şey diyordum unutturdum duru. Ha, pilav mı istiyorsun? Yedik ya kız. Tamam pilav vereyim. Böyle karıştırıyorum tezgahta. Ocağı alıyorum, kısıkta kendi pişiyor. Bir daha kaşık sürmüyorum. Kahvemi de içtim. Yemekten sonraki şu ağırlık var ya, o çöktü tam da bana şu anda. Aslında ben yürüyüşe başlayacaktım bugün. Diyete başlayacaktım. Size de söz vermiştim ama o gün bugün değilmiş. Sabah onu anladım. Zaten bir dünyada işimiz vardı Rıza'yla evin içinde. Onları hallettik. Gene dedim Elif o meşhur pazartesiyi bekle. Diyetlere pazartesi başlar ya. Pazartesi başlayacağız. Az kaldı. Anneme gidecektim aslında bugün dediğim gibi. Sonra baktım bayağı evde işimiz var. Onu da eledim. Annemi aradım işte ne yapıyorsunuz falan. Babam nasıl diye. Babam gayet iyiymiş zaten. Sürekli her gün konuşuyoruz zaten de. 3'te dedi doktor randevumuz var. Kontrole gideceğiz dedi. Yarın oraya gideceğim. Bugün işte evi temizledik beraber Rıza'yla. O yüzden yarın erteledim. Şu an başka da bir işim yok. Çamaşırlar hatta ipten alacaktım az önce. Çünkü burası kapalı bugün. Yağmur atacak gibi. Almadım. Biraz daha dursun dedim. İnşallah patlamaz yağmur. Hem o dolu hem çamaşırlık dolu. Kuruyanları ütüleyip kaldırmam lazım. Bir ara gardırobumu dökmem lazım. Gardırobum çok karışık. Valizden çıkanları da katlayıp koydum ama alırken de karıştırmışız. Azra'nınkini de benimkini de.
Onları da yaparım herhalde. Akşam belki otururken yaparım, bilmiyorum bakalım. Başka da bir işim yok. Biraz uzanacağım şimdi. Bir saat sonra falan da belki yürüyüşe giderim. Hava çok güzel. Tam yürümelik, böyle ılık ılık esiyor. Yürüyüşe başlayacağım. Yani bunu düzenli hale getireceğim. Nasıl eskiden izleyenler bilirler, eskiden beri hiç aksatmıyordum. Her sabah yürüyüşümü yapıyordum. Sonra bu yaz sıcakları geldi. Kavurucu sıcaklar derken ben de istemedim. Canım da istemedi yani. Bırakmıştım ama bırakınca da ben alıyorum. Bir iki kişi yazdı bana kilo almışsın diye. Farkındayım. Ben de biliyorum. Aldım. 66 falandım. 68 olmuşum arkadaşlar. 2 kilo almışım yani. Aldım dediğim kilo da 2 kilo. Tabii az değil yine. Yani 68 kilo az bir kilo değil. Ama ne yapacağız? Aldığımız gibi vermeyi de bileceğiz. Veririm yani. Ben sıkıntı yok. Ben öyle bir kafaya koyduğum zaman, başladığım zaman güzel yapıyorum. Ama yazın olmadı işte. Yürüyemedim. Yürüyüşleri bıraktım. Sonra işte o motivasyon gitti bende falan. Bir de Duru beni çok bunaltıyor gün içinde. Bunalınca da herhalde böyle yiyorum çayla falan. Hani yemeğe vuruyorum kendimi. Gerçekten bazen zorluyor beni. Halen daha zorluyor da biraz duruldu sanki böyle. Bu aralar daha çok kendimi ifade etmeye başladı. Cümle kurmaya çoğalttı zaten. Her şeyi artık dile getirebiliyor. Tuvalet eğitimini soruyorsunuz. Ben de başlamak istiyorum. Hani hatta yaz bitmeden öğrense diyorum ama bir ağzını yokluyorum. Hani böyle bakayım. Tuvalete gidelim mi senle falan, bezi çıkaralım mı falan, pek şey yapmıyor, idrak edemiyor onu. Ama ben de alıştırmak istiyorum bakalım, çünkü artık derdini çok güzel anlatmaya başladı maşallah. Onu da öğrenir bakalım. Yine deneyeceğiz yani, önümüzdeki günlerde deneyeceğiz ya da haftalarda, bilmiyorum. Ama yaz bitmeden öğretmek istiyorum ben de. Nereden nereye geldim? Yani diyetten tuvalet eğitimine nasıl atladım, inanın ben de bilmiyorum. İşte Duru beni bunaltıyor. Yiyorum. Bahane mi o? Sıkıldıkça yiyorum evin içinde. Gelen giden olunca da yeniliyor. Bir yerlere gidiyorsun, gene yeniliyor. Zaten biz millet olarak yemeği içmeyi seven bir milletiz. Özellikle bayanlar. Öyle bakalım ama yapacağız. Söz verdiğim kişiler var yorumlarda. Beraber diyete başlayacağız. Bayram sonrası diye sözleşmiştik. Pazartesi. Pazartesi arkadaşlar. Meşhur pazartesi. İnşallah kolları sıvayacağız bakalım. Neyse ben içeri gidiyorum. Telefonu biraz şarja bırakayım. Biraz da uzanayım. Haberlere bakarız Rıza'yla. Çöpü de koyayım. Çöp saati geldi kapının önüne. Mutfakta bir işim yok Allah'tan. Şimdilik gidiyorum. Sonra yine geleceğim. Bak bak neler yapıyor. Dolaptan niye aldın onu? Soğuk suyu. Yüzüne mi sürüyorsun? Bu soğuk su. Sen bunu içemezsin anneciğim. Soğuk su bu. Evet, soğuk su. Beni akşam akşam dürttüler. Mahallemizdeki perdeciye çıkıyorum. Şeyi soracağım onlara, bu mutfak perdesini takmak için bir aparat varmış, kornişe takılan bu zebra perdeleri. O plastik aparattan soracağım burada ellerinde var mı diye, ki muhtemelen vardır. Onlardan alacağım birkaç tane. Mutfağı temizleyip o perdeyi astıracağım. Merak ediyorum bakalım. Buraya da gelmişken bir göz atayım. Gelmişken salonun için tül bakayım dedim buraya. Bu model yeni gelmiş. Hem de fiyatı da uygun demişti beyefendi. Modelini beğendim ben. Yere kadar olacak. Uçları da bu şekilde değil mi? Evet, alt eteği bu şekilde. Ne kadar şimdi metresi bunu? 20 liradan size yaparım. Metre 20 liradan gayet de uygunmuş. Bunu düşün. Başka yeni gelen var mı öyle gösterebileceğiniz? Var. Ama bunların fiyatları biraz, bunlar tacın yine yeni çıktı ama bu 35 lira da bu. Bu da 35. Bu da çok güzel. Öbürünün deseni daha güzel ama. Tabii ama bu da yeni çıkan bir ürün gene onun gibi. Anladım. Çok güzelmiş. Şu var mesela. Bu da 20 liradan. He, bundan gördüm. Diğer dükkanda da vardı. Bu da böyle bir model. Bu ne, bu da mı 35 metresi? 20'den. Ha, bu da 20'den. Şu ilk gösterdiğiniz ama daha güzel. İlk gösterdiğim ya. Çok güzel. Spor. Ölçüsünü tam alalım da tabii, olmadı tabii. Salona düşünebilirim. Altına da zaten store, düz store olmadı, istiyorum. Olmadı kartilalardan da seçeriz. Onlarda da çok çeşit anladım. Var. Şimdi de şoka geldim perdeciden. Yeni ev için biraz temizlik malzemesi alacağım. Orada dediğim gibi kendim yapabildiğim kadarını yapacağım. En azından mutfağı biraz kendim inceden temizlemem lazım. Ben
O yüzden temizlik malzemesi lazım. Kolay gelsin. Sağ ol ablacığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nasılsın? Selam söyler misin bize? Sen her bize seferinde selam söylüyorsun, kendini göstermiyorsun. Hayır, merak etsinler. Merak mı etsinler? Evet. Şoktan geldim. Temizlik malzemelerini de aldım. Hemen şuraya masanın üstüne çıkartayım. Mutfakta bakalım ne yapabiliyorsam. Biz daha çocuklara bakıyor nasılsa. Şöyle Mintax'ın yağ çözücüsünü aldım. Bu çok güzel oluyor. Ben bunu seviyorum. Bir tane yine Mintax'ın çamaşır suyu. Bulaşık deterjanı aldım. Yine lazım oluyor köpürtmek için falan diye. Şöyle 5'lik sünger aldım. Bir tane tuvalete şunlardan aldım. Normal tuvalete. Banyo tarafına farklı takım alırım zaten. Bu da 9.90'dı. Şöyle cam beze aldım Mintax'ın. Bunlardan da kullandım ben. Güzel oluyor. Tel aldım. Terlenecek yerler var. Sonra bir tane de cif aldım. Bu pinapenlerin kenarları bayağı sararmış. Onları ciflerim artık. Şöyle yine tuvalet için bir tane kapak aldım. Küçük tuvalet için. Perdeciden de bunları aldım. Sağ olsun yardımcı oldu. Bana bunları verdi. Bu zebra perdeyi takmam için. Bunlar da yapabilirsiniz dedi. Demir olanlar daha sağlam oluyormuş. Bayağı da verdi. Ücret de almadı hatta bunlardan sağ olsun. Oradan tüm de beğendim, gösterdim size. Bakalım belki oradan yaptıracağım büyük ihtimal. Hem de mahallemizde bana yakın en azından. Şimdi ben ne yapıyorum? Bunları mutfağa getiriyorum. Biraz temizlik yapacağım oralarda. Önce işe camı silmekle başlıyorum. Mutfağın camını sileceğim. Küçük balkonu temizleyeceğim. Orası bir temizlensin. Ondan sonra dolaplara geçeceğim. 1-2 saat buradayım bakalım yapabildiğim kadar. Diyorum ya aslında temizliğe biraz zaman vardı ama çok sabırsızım. Bir an önce bitsin, olsun, yerleşsin. Gireyim istiyorum. Rıza da diyor niye acele ediyorsun? Ben izne çıkınca yapacağız zaten. O yıllık izne ayrılacak bir 5-10 gün falan. O ara yapacağız, o çocuklara bakacak veyahut da ben bakacağım ya da yanıma birini alacağım, öyle temizleyeceğim falan dedim ama mutfağı en azından halledeyim diyorum. Cam silmekle başlıyorum. Bakın buralara aspiratörü çıkardığımız yere hep yağ çöz sıktım. Görüyor musunuz? Bu kadar berbat kullanma olamaz. Yani buradan kiracılara sesleniyorum. Siz olun, arkanızdan böyle laf ettirmeyin. Bakar mısınız şu pisliğe ya? Telleyeceğim bunu. Yağ çözü biraz beklettikten sonra bütün duvarlara sıkıyorum. Krize kadar yağ içinde her yer. Doğalgaz borusu aynı şekilde. Bakar mısınız şuna ya? Bu çok güzel çıkartıyor Mintax'ın ki. Böyle biraz beklesin. Duvarı boyamıştık zaten. Biraz kötü kullanmışlar gerçekten. Biraz değil, bayağı kötü kullanmışlar. Bu böyle biraz beklesin. Bakın yağlar nasıl akıyor. Görüyor musunuz? Buradan biz aspiratörü çıkardık. Çıkan aspiratör de zaten çok kötüydü gerçekten. Şöyle bakın. Temizlik gibisi var mı ya vallahi, yeter ki malzeme olsun yani. Tam 2 saattir burayla uğraşıyorum arkadaşlar. Tertemiz yaptım. Bütün yağları çıkardım. Yerleri şöyle bir sildim ama bu derz araları yapılacak. O yüzden daha burası kaç kere silinecek bilmiyorum. Camım tertemiz oldu. Sadece şu arasına şey alınacak, o havalandırma alınacak. İçine su akmış iç cama. Onu çıkartamadım bir tek. Onun dışında balkonu sildim komple demirlerine kadar. İç dış camı cifledim. Şurada temizlik malzemelerimi zaten fazlalıkları koydum oraya. Mutfak dolapları çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Mahvoldu ellerim falan. Ama yaptığıma değdi. Altlarına kadar cifledim, domestosladım. Zaten öncesinde yağ çözle temizlemiştim gördünüz. Bütün kirlerini akıttım. Ama bu dolap tabii bir 5-6 kere daha silinir. Yerleştikçe yani böyle. İçine eşyalar geldikçe. Ama en azından yağlar çıkmış oldu. Elimden geldiğince çıkardım yani. Temiz kullansalardı daha iyi olurdu ama şimdi bile mis gibi oldu. Temizlik kokuyor en azından. Biz şimdi Azroş'umla eve gidiyoruz. O da bana yardım etti. Salonu sildi Bilada'yla. Bilada'yla her yeri aldı o da. Gidiyoruz.
Dediğim gibi burası 3-4 kere daha silinir ama yerleşme aşamasında. Çünkü beyaz eşyayı kurduracağım. Oraya bulaşık makinesi gelecek. Yıkayıp yerleştireceğim hepsini inşallah. Perdemizi taktıracağım. Belki yarın ya da öbür gün taktırırım. Öyle bakalım. Biz artık evimize gidiyoruz. Çok güzel kokuyor. Evet, temizlik kokuyor mis gibi. Ama ellerime bakın şimdi, gülmeyin. Ojeler nasıl çıkmış? Yani telleye telleye, cipleye cipleye. Neyse, şimdi bunları gidince çıkaracağım. Sonra duşa girerim zaten. Duru'yu uyutayım önce, ondan sonra da artık yıkanırım bakalım. Duru'yu uyuttum. Duşumu da aldım arkadaşlar. Vakit, ayrılık vakti. Bugünlük benden bu kadar olsun. Gerçekten bayağı yorulmuşum. Yarın inşallah görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.